Gruptaki sondan ikinci karşılaşmamız, yani prensip maçı bizim için mi acaba? Yo, beraberlik, en azından beraberlik almamız lazım. Gruptan çıkmayı garantilemek için hemen formaları değiştirelim. Gece maçı. O yüzden bir dakika, biz bunu alsak, yok biz bunu alalım, onlar onu alsın. Aynen böyle oynayalım. Geriye gidelim ve Belçika'daki karşılaşmaya başlayalım bakalım. Haydi bakalım neler yapacağız. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum, oyunda bile hala üçlü savunma sistemindeyiz. Gerçekten yani Pereira oyunda bile üçlü savunmayla oynatıyor ya. Olacak iş değil. Karşılaşmaya başlıyoruz. 5. hafta mücadelesi Şampiyonlar Ligi gruplarında. Al o topu. Samat da önüme bırak. Teşekkür ederim. Muhammed Gümüşkaya. Sol ayak. Sol ayak. Çok güzel şut. Kaleci kurtardı. O kadar da güzel değilmiş demek ki. Şimdi oyna. Şimdi Samat'tan önüne. Samat da yine offside. Oynar mısın? Teşekkürler. Özil'le paslaştık. Özil ya, ne yapıyorsun ya? Şimdi Muhammed Gümüşkaya. Oyna oyna oyna, güzel. Orta yapacağım. Orta yapacağım. İçeri geçin. Orta yapacağım. Orta geliyor. Kafa gelir mi, gelmedi. Şimdi orta. Bir kafa Serdar Dursun kaleci. Aldık topu şimdi. Muhammed Gümüşkaya. Muhammed uzaklardan sert bir şut. Oo, şansımı deneyeyim dedim. Güzel de gitti ha. Konuşamadım ya. Üf. Tamam tamam. Oynarız bir dahakine erkenden. Hemen sakatlan zaten. Hemen sakatlandın. Ne yaptın da sakatlandın? Kronik sakat ya. Tövbe estağfurullah. Deli oldum burada ya. Şu oyunda şunu biraz güçlendirin ya. Oynayacaktım. Geride kaldım. Oynayacaktım. Geride kaldım. Şimdi Samat'ta. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi. Şimdi Muhammed Gümüşkaya. Muhammed. Hoca faul. Hoca faul. Lütfen benim şut çekmeme izin verin. Lütfen. Yine ben değil. Ama topu isteyeceğim bu sefer. Aldım topu. Şutu çektim kaleciye. Köşeye gitmedi maalesef. Kim o ya? Sağ kanattan doğru geliyorlar. La kafa karıştı ya. Sol kanat, onların sol kanadı. Mesut'un pası. Şimdi ileri oynayacağım. Güzel pas. Offside yoktur inşallah. Geri, aha vallahi oyna, istemeden oynadı. Teşekkür ederim. Bunu düşündüğün için teşekkür ederim. Şimdi Muhammed işte bu. Dakika 43. Şampiyonlar Ligi'nde bir gol daha atıyoruz. İşte bu. Yani Süper Lig'de gol atmak tabii ki de değerli ama Şampiyonlar Ligi'nde gol atmak daha bir güzel abi ya. Daha bir güzel. Avrupa'ya ismini duyurmak daha bir başka. Dakika 43. Kütahya'ya selam olsun. İlk yarı sanırım, inşallah, umarım bu skorla bitecek. Oh! Seninle oynayacağım pası ya. Bir gol daha. 2-1 öndeyiz. Kaldığımız yerden devam. Büyük hatayı affetmedik. 2-1 öndeyiz. Al onu. Faul yaptım. Hoca uyarabilir az sonra. Topu istedim şimdi. İrfan Can Kahveci'den topu aldık. Bir şekilde kurtarmaya bakıyoruz şurayı. Pasımı oynayacağım. Oynayamadım bir türlü. Bir türlü şut çekmeyi denedim olmadı. Pas oynamayı denedim olmadı. Şimdi aldık topu. Güzel bir pas oynayacağım. Tam istediğim yere oynayamadım. Hatta hiç oynayamadım. Sağa oynamak istedim. Sola gitti. Pozisyondan bir cacık olmadı. Devam. Hedeflere bakıyorum bir yandan da. Topla oynama yüzdemizi yükseltmemiz lazım. Şimdi aldık topu. İlerle. Savunma çektim. Pasımı oynayacağım. Yine benim salaklığım. Ozan Tufan. Şimdi Tisserand. Tekrar Ozan. Tekrar Tisserand. Aldık şimdi topu. İleri oynayacağım. Güzel bir pas. Ener Valencia. Geri oyna. Dur. Şimdi oyna.
Çektim soluma. Kaleye baktım. Şutumu çektim. Ah. Az farkla dışarıya çıktı. Hat-trick peşindeyim. Bir yandan da diğer hedefimi tutturma peşindeyim. Maalesef bu şut ağlara gitmedi. 6 tane şut çekmişiz şimdiye kadar. Bunların ikisi gol oldu. Valencia'ya paslaşacağım. Valencia bana oyna. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Oynuyor musun? Sakla topu, sakla. Bas oynayacağım. Çok güzel bir rövaş hata. Sonuç yok. Bir pasımız daha kalmış. Rakip yarı sahasında bir pasımız daha kalmış. Bir türlü toparlayamadım. Onu da yaptığımızda bir hedefi daha tutturmuş olacağız. Onu da yaparız inşallah. Sağ üstteki kaç ratingle oynadığımız gitti lan resmen. Geç geç geç. Önüne bırakacağım. Aha hedefi tutturduk. Yoluna devam. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Şimdi topla oynama yüzdemizi %55'e çekmemiz lazım. Yani biraz top çevireceğiz. Hat-trick olmayı versin. Hedefi tutturalım da. Alır mısınız artık şu topu? Şimdi Muhammed Gümüşkaya faul yapılıyor. Yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Muhammed Gümüşkaya soluna çekti. Lan çekeceğim lan o şutu. İlerle ilerle güzel pas oynayacağım. İstediğim gibi oynayamadım. Neyse. Al o topu. Faul yaptım. Faul yaptım. Kırmızı çıkmasın. Tamam uyardı beni. Ucuz yırttık. Ucuz yırttık. Ne yapalım ya? Hat-trick peşindeyiz. Hoca bitirme lan. Hoca ne olur bitirme. Bitirecek. Tamam. Neyse. Bu sonuçla birlikte gruptan çıkmayı garantiliyoruz arkadaşlar. Bitmedi lan. Bitirme. Vallahi bitirme. Dur dur dur. Dedim acaba. Olmadı. Acaba dedim olmadı. Neyse gruptan çıkmayı garantiledik. Son maça prestij prensip neydi lan? Kelime gelmedi aklıma. Vallahi unuttum. Yemin ederim kelimeyi unuttum. Yolumuza devam ediyoruz. Maçın yıldızı seçilmişiz. Devam diyelim. Devam. Aa hedefi tutturamamışız ya. %55'lik hedefi tutturamamışız. 3 hedefin ikisini tutturduk. Birini maalesef tutturamadık. Neyse. Bir sonraki karşılaşmamız Giresunspor'a karşı lig mücadelesinde. Bu arada Kulüp Brugge'den teklif geldi. Hayır. Hayır. Vallahi yok. Yani keşke oyunda gelen parayla yani New Star Soccer'da olduğu gibi böyle ev alabilsek, araba maraba alabilsek o zaman hani biraz da parasına bakarım falan ama yani parayla bir şey yapamıyoruz. Bana 3 milyon, 5 milyon da teklif etseniz benim bir kazancım yok ondan. O yüzden gerek yok ki zaten gitmem. Zaten gitmem. Ben gruptan çıktım abi. Sen daha yeni bize karşı yenildin. Gruptan çıkmayı garantiledik. Şöyle bütün maçlar tamamlandığında bütün gruplara bakacağız. Özellikle de bizim temsilcilerimiz ne yapmış ne etmiş ona bakacağız. Şimdi gelin Giresunspor karşılaşmasına çıkalım. Gündüz maçı şöyle rakip de biraz... Bir dakika. Biz bunu alsak, onlar bunu alsa olur mu? Gündüz maçı. Bilmiyorum ya. Abi nefret ediyorum gündüz maçlarından ya. Kim Min-jae galiba yanlış görmüyorsam. Hadi bakalım. Gündüz karşılaşması Kadıköy'de. Giresunspor karşılaşması başlıyor. Umarım güzel goller atarak kazandığımız karşılaşmalardan biri olur. Samat'ta sağ kanada oynadı. Miha Zayt şimdi Muhammed Gümüşkaya. Muhammed kontrol edemedi. Bu arada hemen hedeflere bakalım. Ne diyor? 8.5'te oynayan %50'lik top sürme yüzden olsun ve toplam %60'lık takım olarak toplu oynama yüzdeniz olsun diyor. Tamam. Vurana vurana vurana. Dışarıda. Valencia'nın önüne güzel pas. Valencia geri oynadı. İstemeden ben geri oynadı. Hayret ediyorum yani topu bana oynadıklarında konuşamadım bir türlü. Topu bana oynadıklarında gerçekten hayret ediyorum. Çünkü normalde oynamıyorlar. Oho manyak pas. Tabii ki ben öyle bir şey yapmadım. Kendisi yaptı. Oyna. Muhammed Gümüşkaya kalecinin üzerine gitti. Pas oynasam oynayacak kimse var mıydı acaba ya? Göremedim. Gel 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 sağdan gel. Önüne bırakacağım. Çek şutu, çek şutu. Kaleci kurtardı. 28 numara kim? Bilmiyorum. Tanıdık bir yüz değil. Yeni transfer desem bilmiyorum arkadaşlar. Muhammed Gümüşkaya ceza sahasına girecek. Şimdi içeri girdik. Bir dakika sakin, sakin, sakin. Pasımı oynayacağım. Şutunu çek. Kaleciye korner. Hamidu. Manolo Hamidu'nun yan geldi aklıma. Önüme bırak.
İçine ettiniz ya. İçine ettiniz pozisyonun. Offside yok. Temiz. Vallahi temiz. Yerden oyna. Şut. Nasıl ya? Çıldırmama geldi değil ya. Al o topu. Al o. Düzgün bloke edemedim önünü. Giresunspor etkili geliyor. Şut, kaleci Altay. Korneri kullanacak Giresun. Aldık topu. İleriye gidin abi. Güzel bir pas. Lütfen yapma bunu işte. Asist gelsin istiyordum. Pasımızı oynuyoruz şimdi. Mihal Zayt, o da geliyor oynadı. Muhammed Gümüşkaya. Muhammed vuruyor. Top dışarıda. Güzel deneme fakat yetersiz. Aldık topu. Hocam. Aldık. Sol ayak. Güzel bir şut, topalarda gol. Tam köşeye. Çok güzel bir gol geliyor. Muhammed Gümüşkaya'dan. Kendimiz aldık o topu. Kendimiz yarattık pozisyonu. Ve köşeye vurarak topallara gönderdik. 1-0 öndeyiz Giresunspor karşısında. Oyna. Geriye çek. İlerle. Samat da boşa çık. Aha sen de olursun. Lütfen asist yazdır bana. İşte asist. 2-0 öndeyiz. 1 gol 1 asist oynuyoruz şimdiye kadar. Kim bu 28 numara ya? Ha tamam. Senmişsin. Kısa zamanda bulduğumuz 2 golle 2-0 öndeyiz. Skor olarak şu anda rahatız. Pasımı oynadım şimdi. Enner Valencia. Samat da Valencia. Aha bana oynadılar. Teşekkür ederim. Şutumu çekeceğim. Şut kaleci. Kaleci güzel çıkardı. Fakat ben de tam köşeye vuramadım. Oo güzel kafa. Az farkla dışarıya çıktı. Şimdi aldık topu. Muhammed Gümüşkaya. Muhammed kaleye baktı. Muhammed vuracak. Muhammed birazcık fazla gitti. Birazcık fazla sert vurduk. Onun dışında pozisyon olarak, yani şutun gidişatı olarak çok güzeldi. İlk yarı bitmeden offside olmasın. Çıldıracağım. İlk yarı şimdi sona erdi. İlk yarının sonucu 2-0 öndeyiz. Hemen ikinci yarıya başlayalım. İkinci yarıya başlıyoruz. Top bende. Sakin beyler. Önüne bırakacağım. Offside olmasın. Vurana. Kaleci. Korner çeldi. Bizim asist kime gitti? Yap ortayı. Vurun onu abi. Kimse dokunamadı. Topu istedim ve aldım. Şimdi kaleye sert bir şut. Çok zor bir açıdan. İmkansız istedim açıkçası. Zaten 2-0 öndeyiz dedim. Belki dedim gol olursa efsane bir gol olur. Al onu. Aldım. Vallahi aldım. İlerle. Offside mı? Geri oyna. Güzel. Muhammed Gümüşkaya. Kalecinin üzerine gitti top. Köşeye vurmak istedim. Maalesef kalecinin üzerine gitti. Vur. Yemin ederim girdi sandım ben ona. Vallahi girdi sandım. Tekrarda mutlaka bakacağım. Bakmamız lazım. Düzgün bir şekilde o pozisyonu görmemiz lazım abi. Bakın Valencia'nın burada pası offside yok. Serdar dursun. Ben bir anda top kaleye girdi sandım yani. Korneri biz kullanıyoruz. Ortayı yaptık. Kafayı koyun. Olmadı. Topu istedik şimdi. Aldık. Bir orta daha deneyeceğiz. Bir orta daha. Kafa gelmedi. Oyna. Zaman kaybetme. Serdar dursun. Lan oğlum. Ben Serdar'dan istediydim. Senden istemediydim. Şimdi. Aldık topu. Aldık sağ ayak. Vurana gol. 3-0. 3-0 öndeyiz. Dakika 65. Gollere devam. Durmak yok. Gollere devam. Al onu. Aldık onu. Güzel. İlerle. Önüne bırakacağım. İlerle. Heh. Çek. İşte bu. Offside. Asist geldi. Offside diyordum neredeyse.
asisti kazandırıyoruz. Serdar Dursun'un bu şutu bize asist kazandırıyor. Şu an nasıl oynuyoruz bilmiyorum. Kaç asist yaptık? Galiba bir gol attık. Ama asist sayımız kaç bilmiyorum. Bright olsayı Samuel'in önüne bırakacağım. Bana geri oynayabilirsin. Teşekkür ederim. Sola çektim. Yerden pas mı oynayacağım? İşte bu. Bir gol daha. Bir asist daha. Gollere ve asistlere devam. Faul yapılıyor. Yoksa sağ kanada oynayacaktım. Topu istedim şimdi. Güzel çalım. Güzel çalım. İçeriye doğru kat ettik. Yerden pasımı oynayacağım. Hay Valencia. Hay Valencia. Geri oyna. Güzel. Pasımı oynayacağım şimdi. Bir asist daha gelsin bana. Hay sizin yapacağınız işi ya. Hay sizin yapacağınız işi ya. Asist peşindeyim arkadaşlar. Golü geçtim. Asist peşindeyim. Pas geçmedi lan. Nasıl geçmedi o ya? Çok da temiz pozisyondu. Dakika 90 artık uzatma dakikalarına girdik. Karşılaşma bitmek üzere. Ve maçın son bölümünde korneri kullanacak Giresunspor. Kornerden sonra karşılaşma sona erecek. Şimdi orta çıkar kafayla. Top dışarıda ve kalecinin vuruşundan sonra karşılaşma sona erecek. 5-0 kazanıyoruz. Güzel, rahat bir galibiyet oldu. İnşallah böyle de devam ederiz. 2 gol ve yanılmıyorsam 1 veya 2 asistle oynadık. Maçın adamı olmuş olabiliriz yani. Bakalım neler yapmışız. 2 gol 3 asistle oynamışız arkadaşlar. Liderliğe devam ediyoruz. Bu arada Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman ya bir daha? İnşallah hemen gelir ya. Şampiyonlar Ligi maçları bir başka güzel oluyor. Bir sonraki karşılaşmamız Altay'a karşı. Altay ilk 6'da değil. Haydi gelin şu karşılaşmaya da çıkalım. Gündüz maçı sayılır. Sayılır. Bir dakika, Altay'ın formasını değiştirsek. Siyah formaları, bizim de bu var. Tamam, böyle yapalım abi. Net belli olsun. Geriye gidelim ve karşılaşmaya başlayalım. Umarım galibiyetle yolumuza devam ederiz. İzmir'den hepinize selam. Altay Fenerbahçe mücadelesi başladı. Topu kazandık hemen ve kaptırdık. Altay diyorum. İzmir deplasmanları her zaman zor oluyor. Bu karşılaşmada, yani bu deplasmanda büyük ihtimal zor olacak. Bir dakika, sakin. Pasımı oynayacağım. Valencia, vurana Valencia. Aldık mı onu? Alamadık. Güzel. Aldık şimdi topu. Muhammed Gümüşkaya. Sağda kimse yok. Varmış. Son anda gördüm. Ozan Tufan geri oyna. Aldık şimdi sol kanat. Sol ayak. Muhammed. Konsantre olmaktan konuşamadım ya. Vallahi konsantre olmaktan konuşamadım. Sağ kanattan ortayı yapıyorum. Kafa güzel geldi fakat gol olmadı. 7.7 ile oynuyoruz. 20. dakikaya girerken çok güzel bir pas. Bamba. Allah'tan etkisiz vurdu kafayı. Allah'tan etkisizdi. Yoksa pozisyon çok iyiydi gerçekten. Muhammed Gümüşkaya gördüm ama biraz geç kaldım. Şimdi senin önüne bırakıyorum. Valencia geri bırak. O da olur, fark etmez. Ah hadi Samat'ta, Oğlum bana oynayacak zamanı mı buldun ya? Sağına geç, şut çek, bir şey yap. Valencia. Topu istemedim, o yüzden X puanla gelmedi. Zoru denedi orada. Sakın, bamba gidiyor, bamba vurdu. Top dışarıda. Abi gidiyordunuz ya, niye durdunuz ki siz? Al o topu. Aldık şimdi Muhammed Gümüşkaya. Muhammed sakin. Sakin. Dalacağım şimdi. Offside olmasın. Ya ne yapıyorsun ya? Ben sana gol attırmaya çalışıyorum orada. Asist gelsin bana diye. Yalnız gerçekten şu ana kadar çok zor geçiyor karşılaşma. Çok iyi kapanıyor. O boşlukları bulamıyoruz bir türlü. Bir dakika sakin. İçeriye doğru girdik. Ortayı yapacağım. Kafayı koy. Bizde o top. Pasımı oynayacağım. Vur ona.
İstediğim topu. Şutumu deneyeceğim. E hoca yeter artık yani. Bir türlü şut çekemedim ya. Bari frikiyi bana bırakın. Pelkas. Aha bana oynadı. Bomboş. İşte bu 1-0. İlk yarının son saniyelerinde 1-0'ı buluyoruz İzmir'de. Belki bu golle kazanacağız. Belki bilmiyorum, bu gol bize beraberlik için yeterli olacak. Bilmiyorum ama şu ana kadar çok zor geçiyor karşılaşma. Yani Altay'ın defansını yıkmak çok zor. Ya valla sinir olmamak elde değil ya. Gerçekten sinir olmamak elde değil. Sen gel gol atana kadar bir tarafından terler aksın dursun. Ondan sonra böyle basit bir gol ye. İkinci yarıda inadına güneşli taraf bizde. Pasımı oynadım şimdi. Valencia müthiş şut. Samat da yani pas oynayabilirdin. Topu istedim. Geldi. Şimdi savunma çekeceğim. Bu sefer sağ ayakla deneyeceğiz. Topu saklamamız lazım önce. Free kick bizim adımıza. Lütfen benim kullanmama izin verin. Ya da yerden oyna. Uf. Vallahi oynamasını beklemedim. Oyna. Güzel. Köşeye gitmedi. Maalesef köşeye gitmedi. Dokunmamış da bizden direkt çıkmış. Bir birlik beraberlik devam ediyor İzmir'de. İlerle. Benim kondisyonum bitti. Valencia. Korneri kullanacağız. Yakın direğe gelin. Vurana maalesef. Şimdi Muhammed Gümüşkaya. Muhammed güzel çalım. Geri gel. Abi boşluğa çıkmıyorsunuz, ayrı konu. Savunma çektim şimdi. İçeriye doğru giriyorum. Muhammed Gümüşkaya. Vurana Muhammed. Kaleci. Oha. Kaleci güzel uzandı. Alın o topu. Alın abi. Al. Dal biraz. İçeriye doğru girdik. Muhammed vuracak. Muhammed vurdu. Kaleciden döndü. Serdar vur ona. Gol be, işte bu. 2-1. Kim attı göremedim ama 2-1 öndeyiz. Zorlu karşılaşmada 2-1 öndeyiz. Bu skoru koruyup hatta geliştirmemiz lazım oluyorsa. Serdar Dursun'un önüne bırakacağım. Vurana. Maalesef yetişemedi. Sakın. Çok ucuz yırttık gerçekten. Bomboş pozisyonda. Yani düzgün ve yerden mesela sert şutunu çekebilseydi. Yani gol olmamak için hiçbir sebebi yoktu. Şimdi aldık topu. Valencia'nın önüne bırakacağım. Haydi Valencia, bana bir asist. Şimdi Muhammed. Soluna çekti. Muhammed içeriye giriyor. Muhammed pasını oyna yerden. Gol. Hiçbir şey yok. Top dışarıya da çıkmamış. 3-1 öndeyiz İzmir'de. Bir asist yazıyoruz hanemize. Daha doğrusu bir asist daha yazıyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam. İrfan Can Kahveci son dakikalarda bomboş kaleye belki de kariyerinin en rahat golünü atıyor. İzmir'de 3-1 öndeyiz. Zor geçen karşılaşma bir anda çözüldü. Ve karşılaşma 3-1'lik galibiyetimizle sona eriyor arkadaşlar. İzmir'den altın değerinde bir 3 puan alıyoruz şampiyonluk yolunda. Gelin hemen maçın adamı, büyük ihtimal yine biziz. Aynen, bir gol bir asist oynamışız. %61'lik toplu oynama yüzdesi ve yolumuza devam edelim. Puan durumuna bir bakalım ne durumdayız. Şampiyonlar Ligi maçına geldik tekrardan bu arada. Neyse, o zaman ligi boş verin arkadaşlar. Bu arada İrfan Can Kahveci de ilk sezon golünü atmış. 11. ayın Kasım ayında en iyi oyuncusu biz seçiliyoruz. Aa, hele de Şampiyonlar Ligi'nde. İşte bu ya.
Yo Şampiyonlar Ligi değil, pardon, Süper Lig. Tamam. Ekran Şampiyonlar Ligi ekranı olunca bir an kafa gitti ama Süper Lig ödülünü yine biz alıyoruz. İnşallah böyle giderse yılın oyuncusu da biz seçiliriz ha.